Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Melek abla geldi mi? Yok, gelmedi. Ben de bekliyorum ama. Kesin kötü bir şey oldu ha. Peki hiç aramadı mı? Melih abi arayana kadar burada heyecanla Elif'i bekliyordu. Sonra da apar topar çıktı gitti zaten. Ya of be ya. Of be ya. Kim neden kaçırdı Elif? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bu soru benim de aklımı yiyip bitiriyor. Elif'ime sordum ama hiçbir şey söylemiyor. Sadece susuyor. Tek bir kelime söylemedi yavrum ya. Aklımıza bir tek Nevzet geliyordu. Onu da zaten polise söyledik. Anlamıyorum. Yani niye hiçbir şey söylemiyor? Niye anlatmıyor? Çocuk belli ki çok korkmuş kızım. Hem bugün öğrendikleri o yaştaki çocuk için kolay değil. Biraz da onun yerine koyun kendinizi. Biliyoruz Efruz baba ama elimizde değil. Endişeni anlıyorum kızım. Neticede sen bir annesin kızım. Hele şöyle bir uyansın, toparlansın, kendine gelsin. Konuşmak isteyecektir belki. Şimdi onun üstüne gitmeyelim ha. Benimle gelmedin. Geleceğim deyip yarı yolda bıraktın beni. Şimdi bakalım ne yapacaksın? Bundan sonra sen düşeceksin benim peşime. Kocanı tamamen kaybedince yalvaracaksın benimle gelmek için. Bakalım ben kabul edecek miyim seni? Kızımı da alıp gideceğim buralardan. Benimle oyun oynamayacaktın Arzu. Oynamayacaktın. Nasıl olur bu Melek? Bilmiyorum. Her şey anlattığım gibi. Peki o mektup, İpek'in mektubu. Kenan'ın eline nasıl geçti? Nasıl buldu? Ben onu herkesten saklamıştım. Bilmiyorum Ali Hanım. Hiçbir şey bilmiyorum. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Buyurun bir yudum su için. Sağ ol kızım. Biliyorsunuz, size bir söz verdim. Kenan boşandıktan sonra ona her şeyi anlatacaktım. Ama olmadı. Ben gerçekten çok üzgünüm. Ben böyle olmasını hiç istemedim. Tamam, o haklı ama sen de haklısın kızım. Her şey bir yana,
En başta Elif'in hayatı için sustuk. Necdet'ten korumak için. Öyle ama ben onun için sadece ondan kızını gizleyen vicdansız kadın tekiyim işte. Dur bakalım kızım. Daha bir şey bitmiş değil ki. Evet, oturup konuşursunuz. Anlatırız biz de tüm gerçekleri. Keşke daha önce anlatsaydım. Keşke. Allah'ın takdiri böyleymiş. Bize sorgulamak düşmez. Hayırlısı böyleymiş demek ki. Evet, şimdi yaşadıkları ona çok ağır geldi. Ama zamanla alışacak. Sakinleşecek. Kızım, senin şimdi çok güçlü olman lazım. Kızın için, Elif için. Aliye Hanım doğru söylüyor kızım. Senin bir yavrun var. Ne olursa olsun onun için sağlam durmalısın. İpek, seni şu anda o kadar iyi anlıyorum ki. Bu sahte yüzlerin içinde yaşamamak, yalanlara boğulmamak için kendine yeni bir yol çizdin. Biliyorum İpek, biliyorum. Bana en başından beri gerçekleri söylemek istedin. Ama ben... Bu hayatta bana yalan söylemeyen tek kişi senmişsin İpek. Bunun için minnettarım sana. Görüşürüz. Seni burada bulacağımı biliyordum abi. Kızım, üzme artık kendini. Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Kenan'ın şimdi kalbi kırık. Onun için öfkeyle davranıyor. Öfkesi soğuduğu zaman seni anlayacaktır kızım. Ebru's Bey haklı. Ben de konuşurum Kenan'la. Elif'i neden söylemediğini anlatırım. Dinlemeyecek. Hiçbirimizi dinlemeyecek ki. Öyle ya da böyle bu işi yoluna koyacağız kızım. Sen merak etme. Torunumun daha fazla üzülüp kafasının karışmasına müsaade etmeyeceğim. Anne. Benim güzel kızım, uyanmış mı? Dinlendin mi güzel kızım? Aldın mı uykunu? Kuzucuğum, salçalı tost yapayım mı sana? Anneciğim. Yavrum. Anneciğim. Bak, hepimiz buradayız. Korkma artık, tamam mı? Biz yanındayız anneciğim. Ben korkmuyorum ki. Anneciğim, o zaman neden olan biteni anlatmıyorsun ki sen bize? Ama ya anlattığım için sana kötülük yaparlarsa? Yavrum, kimse bana bir şey yapamaz ki anneciğim. Korkma sen yavrum, korkma. Hadi söyle bakalım. O ağacın altına kim götürdü seni? Ha yavrum? Dayıcığım, hadi anlat. Bak, ne sana ne annene hiç kimse bir şey yapamaz. Sana dayı sözü veriyorum. Kim getirdi seni oraya? Hadi söyle. Serdar amca. Serdar mı? Serdar kim? Siz tanıyor musunuz onu? Arzu'nun kuzeni. Ne? Konuşmayacak mısın abi? Yeter Selim. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Beni yalnız bırak ve git buradan. Abi, Melek abla bunu çok daha önce... Selim yeter dedim sana! Sen de bu rezilliğe ortak oldun! Şimdi kendini aklamaya çalışma!
Öyle bir niyetim yoktu abi. Yanlış anladın. Ben sadece... Tabii ya. Tabii. Bir tek yanlış anlayan benim zaten. Abi, çok öfkelisin. Haklısın da anlıyorum. Ama bir beni dinle. Ya benim bir kızım varmış. Benim bir yavrum varmış. Kendi kanımdan, kendi canımdan. Ama siz ne yaptınız? El birliğiyle kızımı sakladınız benden. Hele sen Selim. Hele sen. Abi ben bu gerçeği öğrendiğimde sana her gün söylemek istedim. Elif senin kızın diyemediğim her gün vicdan azabı çektim abi. Önce Melek abla durdurmaya çalıştı. Senin ailene, yuvana zarar gelmesinden korktu abi. Aile? Yuva? Konuş diye biz kağıt üstünde biliyorsun. Bir çocuğum var. Melek abla sana zarar gelmesin diye. Bana sakın Melek deme. Bana sakın Melek deme bir daha. Beni yıktınız, mahvettiniz. Bir kızım olduğunu, Elif olduğunu bana nasıl söylemezsiniz siz ha? Siz o kızınla hayatını mahvettiniz. Yıllarca, yıllarca o psikopat adama baba dedirttiniz. Benim kızımı baba sevgisinden mahrum bıraktınız siz. Bunun sorumlusu sizsiniz. O Serdar'a bu yaptığın hesabını soracağım. Soracağım. Serdar amcaya kızma Aliye teyze. İyi biri o. Beni kötü insanların elinden kurtardı. Kötü insanların mı? Seni kim kaçırdı Elif? Serdar seni kimden kurtardı? Ablacığım, anlat hadi ne oldu? Kim ne yaptı sana? Dayıcığım, hadi söyle. Kimdi o kötü insanlar? Anneme gitmek istiyorum. Tamam kızım, gideceğiz dedik ya. Anne, anneciğim. Sus, o be sesini duymak istemiyorum seni. Ağlama artık. Hemen götür şunu özellikle. Hadi in bakalım. İn dedim hadi. Uğraştırma beni, in artık. Hayır, burası benim evim değil. İstemiyorum. Anneciğim. Yavrum. İyi misin sen kuzum? Daha fazla gitmesek mi üstüne? Önemli olan sağ salim yanımda olması değil mi? Korkma anneciğim. Tamam mı yavrum, korkma sen. Dayıcığım, peki Serdar seni kurtardıktan sonra ne oldu? Serdar amca beni kurtardıktan sonra seni annenle babana götüreceğim dedi. Beni aldı, o büyük ağacın olduğu yere getirdi. Sonra anneme kavuştum. O zaman bana mesaj atan da oydu. Sana mesaj atmış. Kenan'a mektubu götürmüş. Arzu'nun kesinlikle açıklamak istemediği sırrı açık etti. Ama niye? Niye? Aklım hapsalam almıyor. Araları mı kötü acaba? Çiftlikten de öyle apar topar gitmişti. Sebebi her ne olursa olsun Elif'i sağ salim ailesine kavuşturdu. Sessiz.
Herkes nerede? Daha iyi ya kızım. Sadece ikimiz varız. Hem böyle kafamız dinleriz biraz. Ya hiç de iyi değil işte. Ben sıkılıyorum. Kalabalığı daha çok seviyorum ben. Allah Allah, nedenmiş o? Çünkü daha eğlenceli oluyor. Bak hadi sen gel şuraya otur. Böyle anne kız biraz kafamızı dinleyelim biz. Ya ben kafa falan dinlemek istemiyorum. Ben daha çocuğum bir kere. Büyükler kafa dinler. Uf, çok sıkıcı çok. Canım kızım benim. Süt kokulu yavrum. 40 yıl düşünsem bu sırrı Arzu'nun ailesinden birinin açıklayacağı aklıma gelmezdi. Yine de o adamın peşini bırakmamak lazım. Durduk yere böyle bir hamle yapması hiç mantıklı gelmiyor bana. Vardır bir açıklaması oğul. Ya da bir çıkarı. Abla, Murat aradı şimdi. Seni çok merak etmişler. Doğru ya. Biz dükkandan apar topar çıktık tabii. Haber de veremedik olan bitene. Olsun abla, merak etme. Ben telefonda biraz bahsettim olanlardan. Hay Allah. Bütün işler de çocuklara kaldı. Düşünme sen şimdi bunları ablacığım. Ben gider bakarım. Hem de olanları detaylıca anlatırım. Sağ ol canım. Sağ ol ablacığım. Melek ablayla konuşmayacak mısın peki? Sen ne konuşmasından bahsediyorsun hala? Abi buna bir yol, bir çare... Selim yeter! Daha fazla sabrımı taşırmadan git buradan, tamam mı? Yalnız bırak beni. Tamam abi. Nasıl istiyorsan. Eğer Elif'in kızım olduğunu bilseydim... Beni yıktınız. Hem benim, hem kızımın hayatını mahvettiniz. Murat, ne diyorsun sen? Elif kaçırılmış yani, öyle mi? Aynen öyle. Ama bulmuşlar, merak etme. Melek abla demek apar topar o yüzden çıktı gitti buradan. Elif nasılmış şimdi? İyiymiş ya. Yani Melih abinin evindelermiş. Kim bilir ne kadar korktu canım benim. Abla? Zeynep abla? Abla neler olmuş böyle ya? Sorma vallahi. Neyse çok şükür Elif iyi. Ben size yardıma geldim. Yalnız kaldınız burada. Abla biz hallediyoruz. Bırak şimdi. Sen Elif nasılmış onu anlat başından. Ya işte Melih abi Elif'i almak için okula gitmiş. Gittiğinde Elif okulda yokmuş. Öğretmen sizden önce biri geldi aldı demiş. Sonra her yeri aramışlar. Oh be. Lüküs hayat bir başka oluyor vallahi be. Ulan adam keyif adamı lan. Vallahi keyif adamı be. Ne bakıyorsunuz be? Çabuk arabamı hazırlayın. Çabuk. Veysel abi. Efendim Erkutcuğum. Abi ne bu hal ya? Ne yapıyorsun burada? Ya kimse yokken sefasını sürüyoruz işte. Çaktırma. Sen arabayı temizlemeyecek miydin abi? Erkut ya. Ya biz de insanız değil mi ya? Hep mi cefa ya? Hep mi eziyet ya? Abi bak burada böyle oturamazsın. Kalk. Oturamam öyle mi? Belki bir gün ben de zengin olurum. İstediğim yere otururum. İstediğimi yaparım.
İşte o zaman Tülay'ımı da yanıma alırım. Böyle gül gibi yaşatırım onu be. Gül gibi. Hadi abi hadi kalk. Sonra konuşuruz ayarlarını. Hadi. Sonra da konuşmayalım Erkut. Sen ne anlarsın ki? Kenan abi, Elif'in kendi kızı olduğunu öğrendi mi yani? O zaman Elif de her şeyi öğrendi. O da öğrendi. Elif için de, Kenan abi için de çok zor. Kenan abi her şeyi öğrenince yıkıldı tabii. Ama Melek abla da böyle olsun istememişti ki. Yani o zaten her şeyi... Selim? Selim abi neler olmuş öyle ya? Konuşabildin mi Kenan abiyle? Konuşmaya çalıştım ama bana da Melek ablaya da çok kızgın. Ağzımı bile açtırmadı. Onu hiç böyle görmemiştim. Yani o da haklı tabii. Biraz zamana ihtiyacı var. Abimin bütün güvenini kaybettim ben. Bütün güvenini kaybettim. Canım benim. Üzülme. Geçecek elbet. Hem böyle sonsuza kadar gidecek değil ya. Biz eve gidelim mi? Çocuklar biz gidiyoruz. Bir şey lazım olursa arayın. Tamam abla. Geçmiş olsun tekrardan. Melek ablaya selam söyleyin. Ya abla bir şey soracağım. Babamın bu olaylardan haberi var mı? Yok ben söylemedim nereden haberi olsun ki. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Anne. Peki siz Kenan amcayla tanıştığınızda ben neredeydim? Sen daha yoktun anneciğim. Senin gibi iyi kalpli, dünya güzeli bir kızım olacağından habersizdim. Kenan amca da mı habersizdi? Evet kızım. Anne. Peki benim babam Kenan amcaysa Veysel babam neyim oluyor? Hiçbir şeyin anneciğim. Peki bu yüzden mi beni hep dövüyordu? Hep kötü davranıyordu? Anneciğim, güzel kızım. Bak, o günler geride kaldı artık. Sen benim yanımdasın. Düşünme artık bunları, tamam mı? Peki o zaman Aliye teyze benim babaannem mi oluyor? Evet kızım. Sen onun torunusun. Peki Kenan amca, eğer bugün beni götürseydi seni bir daha hiç göremeyecek miydim? Anneciğim, olur mu hiç öyle şey? Annelerle kızlar hiç ayrılır mı? Ama bugün sana çok kızdı. Çok bağırdı. Ben çok üzüldüm. Çok korktum. Sana niye o kadar bağırdı hem? Sen bir hata mı yaptın? Hayır kızım. Hiç kimsenin bir hatası yok. Kimsenin. Ben onunla gitmek istemiyorum. Hep senin yanında kalmak istiyorum anne. Anne. Üzdün mü yoksa seni? Hayır kızım. Üzmedin beni. Şimdi de görmedim. O artık bizimle kalmayacak mı?
Ya size soruyorum, cevap versenize. Elif nerede? Nereye gitti? Bunlar kesin bir şey saklıyor. Acaba Elif'i benim kaçırttığımı mı öğrendiler? Babacığım, hoş geldin. Baba, amcam öyle soruyorum ama cevap vermiyorlar. Bari sen söyle. Elif nerede? Ne zaman gelecek? Yarın gelecek kızım. Oley! Elif geliyor, Elif geliyor. Benim hemen oyuncaklarımı hazırlamam lazım. Elif yarından itibaren bu evde bir emiroğlu olarak yaşayacak. Öğrenmiş. Kenan her şeyi öğrenmiş. Sen Elif'e kimlik mi çıkardın? Niye şaşırdın? Kendi öz kızıma tabii ki soyadımı verecektim. İyi etmişsin de oğlum. Biraz acele etmedin mi? Geç bile kaldım anne. Ama bana kaybettirdiğiniz zamanı telafi edeceğim. Elif bundan sonra bu evde babasıyla birlikte yaşayacak. Abi, Melek ablayla da konuşsaydın. Kardeşin haklı oğlum. Ne yapacaksın? Gidip Elif'le annesinin yanından mı olacaksın? Çocuk daha bugün yaşananların şokunu atamadı üstünden. Evdeki halini ben gördüm. Elif yaşıyor mu? Ne yapayım anne? Oturup Elif'in beni babası olarak kabul etmesini mi bekleyeyim? Torunun bu evde yaşamasını ben de çok istiyorum. Ama bir süre oluruna bıraksak. Efruz baba, sen de bugün çok yoruldun. Git yat, dinlen istiyorsan. Yatsıyı da kılayım, öyle yatarım oğlum. Efruz baba, yatıyor musun? Yatacağım kızım. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da yavrum, sağ ol. Uyudu mu Elif? Uyudu. Uyumasına uyudu yavrum da. Bütün bu olanlar onu da aklını karıştırdı abi. Merak etme. Elif akıllı bir çocuk. Bu durumu çok kolay atlatacaktır. İnşallah abi. İnşallah. Alo. Sana söyleyecek çok şeyim var ama bana ve kızıma yaşattığın kötülüğü tarif edecek kelime bulamıyorum. Kenan
Yemin ederim ben... Tartışmak için ya da senin yalanlarını dinlemek için aramadım. Kızımızın kimliğini çıkardım. Bundan sonra benim yanımda, babasıyla birlikte yaşayacak. Bize kaybettirdiğin bunca yıldan sonra buna itiraz edeceğini sanmıyorum. Çok iyi düşünmüşsün. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Tamam. Ben yarın Elif'i sana getiririm o zaman. Sen değil. Sen olmaz. Tamam. O zaman abime söylerim, o getirir. Ne oldu Melek? Ne dedi? Elif'i istiyormuş. Kimliğini de çıkartmış. Abi. Yarın Elif'i çiftliğe götürür müsün? Sen emin misin Melek? Peki. Öyle diyorsan. Ne demek şimdi bu ha? Ne demek bu? Hani işi bitmişti Elif'in. Allah kahretsin. Elif ölmeliydi, ölmeliydi. Bir tek Kenan her şeyi öğrendi. Nasıl olur bu ya? Nasıl öğrenir ya? Nasıl öğrenir? Delireceğim ben ya. Yemin ediyorum delireceğim. Emiroğlu mu oldu şimdi bu? Heh? Elif Emiroğlu. Biz ölmesini beklerken Emiroğlu oldu. İki kişi birbirine de nasıl sahip çıkamazlar ya? Nasıl sahip çıkamazlar? Beceriksizler. Açmaz tabii telefonu. Bana güvenmekle çok büyük hata ettim. Çok. Kenan. Sakın anne. Sakın. Oğlum bir dinle beni. Gerek yok. Bunca zamandır fazlasıyla yalan dinlemişim zaten. Bize çok kızgınsın biliyorum ama... Şu an yaşadığım duygu sadece kızgınlık olsa keşke. Ama yok. Bu duygunun tarifi yok. Anlıyorum. Kırgınsın, öfkelisin. Hep birlikte oturup konuşmamız lazım. Böyle olmaz. Konuşalım. Elif'in benim kızım olduğunu ne zamandan beri biliyorsun? Ne zamandan beri gözümün içine baka baka beni kandırıyorsun? İlk geldiği günden beri biliyor muydun yoksa? Ha? Belki de sen zorladın Meleği Elif'i buraya göndermesi için. Daha önceden biliyor olsaydım şimdi her şey daha farklı olurdu. Ben de daha çok yeni öğrendim oğlum. Madem öyle niye gelip söylemedin bana? Elif senin kızın niye demedin? Bu hangi vicdana sığar? Yıllar sonra bir torunum daha olduğunu öğrendim. Kabul etmesi, sindirmesi kolay mı sanıyorsun? Hele ki Elif'in bu eve geldiği zamanları hatırladıkça... ...onu bu eve istemediğimi düşündükçe... Yo, İpek'in mektubu. Niye vermedin bana ha? Benim kızımı benden saklamadıysan o mektubu niye sakladın benden ha? Necdet'in yüzünden. O adam Elif'in hayatıyla bizi tehdit ediyordu. Ne diyorsun sen anne? Necdet Elif'i öğrenmişti. Melih'in sana gerçekleri anlatmaması için onu tehdit ediyordu. Biz o yüzden sana bir şey söylemedik oğlum. İşte tam da bu yüzden anlatmalıydınız bana. Ama siz ne yaptınız? O adamı tehditlerine boyun eğdiniz. Kızımı korumama izin vermediniz. Beni bir kenara ittiniz. Hem de kızım bir tehlike altındayken. Oğlum, evladım. Bu yükün altında kalmak kolay mıydı sanıyorsun? Bir yandan Necdet'in tehditleriyle uğraşıp... ...bir yandan senin gözün içine baka baka gerçekleri saklamak...
Biz sana söyleyemediğimiz her gün bu yükün altında ezildik Kenan. Siz o taşımaya çalışıp altında kaldığınız yükle beni sırtımdan bıçakladınız. Beni geç. Küçücük bir kızı babasız bıraktınız anne. Yalnız kalmak istiyorum. Sen arabaya geç istersen. Önce seni bırakırız. Sabır kızım. Sabır. Hadi kızım. Giy. İstemiyorum anne. Ben gitmek istemiyorum. Kızım. Anneciğim yapma böyle, ne olur. Hadi giy. Ben senden ayrılmak istemiyorum. Beni bırakma anneciğim, ne olur. Anneciğim, ne olursun yapma bak. Üzme beni, ne olur. Anneciğim, niye beni o çiftliğe gönderiyorsun? Niye beni bırakıyorsun? Elif'im, kızım. Anneciğim, ben seni hiç bırakmak ister miyim? Hiç bırakır mıyım? Ben seni o kadar çok seviyorum ki. Süt kokulu yavrum benim. Canım kızım. Ciğerimin parçası. O zaman bırakma beni. Gönderme o çiftliğe. Ne olur anneciğim, ne olur. Anneciğim.
Anneciğim. Kızım bak. Şimdilik ayrılmak zorundayız. Şimdilik babanın yanına çiftliğe gitmen lazım. Sabredeceğiz. Sen de ben de sabırlı olacağız anneciğim. Bekleyeceğiz, tamam mı? Ben artık beklemek istemiyorum. Baba da istemiyorum. O çiftliğe de gitmek istemiyorum. Ben sadece seni istiyorum anne, seni. Anneciğim olmaz ama. Bir tanem olmaz. Sen de benimle gel o zaman, ne olur. Yavrum, kızım bak. Sen çok akıllı bir kızsın. Ne olur beni anla anneciğim. Ben gelemem. Yapamam. Bak. O senin baban. O da benim gibi sevecek seni. O da benim gibi gözü gibi bakacak sana. Öyle ellerini öpecek. Kokunu içine çekecek. Saçlarını okşayacak. Tamam mı güzel kızım? Biz yine birlikte olacağız. Yeter ki küsmesen bana anne. Ne olur. Hani bana söz vermiştin? Hani bana mantı yapacaktın bu akşam? Anne mantısı. Yaparım bir tanem. Sen iste ben yaparım. İlk fırsatta yapacağım. Söz veriyorum. Anlaştık mı? Kızım. Bir tanem. Mis kokulum benim. Bak. Anne ile yavruların yürekleri bir atarmış. Nerede olursan ol. Ne kadar uzakta olursak olalım. Ben son nefesimi verene kadar seni seveceğim anneciğim. Tamam mı bir tanem? Unutma bunu. Seni çok seviyorum anneciğim. Çok. Seni çok seviyorum bir tanem. Sakın unutma bunu. Hadi giy. Düzelecek. İnan bana. Sen olmasan ne yapardım ben abi?